Duydukların karşısında çok şaşıracaksın daha. Neyi duyacağım? Affet beni Asuman, bunu söylemek zorundayım. Buna mecburum. Ne olacaksa olsun. Kızımız bu gerçeği benden duymalı. Benden duymalı. Beni yapayalnız bıraktın abi. Kimsesiz. Değdi mi peki? Neden yaptın bunu? Keşke söyleyebilsen. Gözlerimin içine bakıp sebebini söyleyebilseydin. Üstad Hanım, biliyorsunuz Atabey'de bir güven sorunu yaşadık. Güven sorunu yaşadın demek ha Ayşe? Ata seni yanılttı yani, öyle mi? Güvenini sarstı. Evet, aynen öyle. Siz ve Feride benim için çok ama çok değerlisiniz. Ben söylediklerimde ne kadar haklı da olsam, Feride'nin babasını savunması ya da bana tavır takılması çok normal. Çünkü her kız babasını körü körüne savunur. O kadar yalnız kaldık ki. Kimim kimsem yok. Adımı bile yanlış hatırlayan. Daha önce hiç görmediğim insanlar var etrafımda. Ben size ailem bildim. Feride'yi kardeşim. Ben sizi Yalı'ya davet ettim. Siz beni evinize kabul ettiniz. Bunun benim için ne kadar değerli olduğunu anlatamam size. Ona ihtiyacım yok artık. Ne yapayım efendim bunu? At gitsin. Geçin. Tamam kızım, tamam, merak etme. Ben iyiyim. Az önce dayının mezarındaydım. Burada birkaç işim daha var. Sonra İstanbul'a geçeceğim. İyi misin sen? Korkacak bir şey yok. Kimseye bir şey söyleme. Telefonlarını açma. İşlerini bitir, sonra çık gel. Eminim yeğenim abimin benden esirgediklerini bana verecektir. Bize verecektir, tamam. Artık burada olmalıyız. Bizim suçumuz değil. Sorumlu tutamazlar. Sen benim dediğim gibi kimseye bir şey söyleme. İşlerini bitir, çık oradan. Tamam mı? Hadi öptüm. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun Türkan Hanım?
eski mahalleye bir uğrayalım. Ben sana yolu tarif edeceğim. Peki efendim. Konuşuyorsun ama bilmiyorsun sanki abini. Sen karışma Asuman yenge. Bu iş olacak. Ben Sami ile evleneceğim. Vermezse de kaçacağım. Kız deli deli konuşma. Hem bak abin haklı. Adam neredeyse baban yaşında. Umurumda değil, anlıyor musun? Onunla Almanya'ya gideceğim ben. Bu berbat mahallede kalamam. Abim istediği kadar yok desin, bu iş olacak. Şş, sus. Bak hala konuşuyor. Seni de anlamıyorum yenge ya. Abim gibi bir adama nasıl vardın sen? Öyle her zaman istediğine varamıyorsun işte. Ya o seni istemiyor, ya kısmet olmuyor. Ya da... kaybettik. Öyle. Sen gittikten sonra ölmüş adamla arkasından konuşmak gibi olacak da çok azıttı. Asuman'a çok kötü davrandı. Asuman öldü biliyorsun değil mi? Ondan haberim var. Sonra Ayşen'le kaldı. Ayşen'e de etmediğini bırakmadı. Üvey evlat olsa bu kadar zulmedilmez. Abin ara sıra kaybolurdu. İstanbul'a gidermiş. Tomarla parayla gelirmiş. Asuman söylerdi. Öyle bir zengin oldu, öyle bir zengin oldu ki hepimiz şaştık kaldık. İstanbul'da bir yalı vardı ya, abin orada çalışırdı. Hani Asuman'ı da oradan getirdiydi. O yalıyı satın aldı. Buradaki evi de bir gecede boşalttı, İstanbul'a gitti. Biz İstanbul'a vardı mı, varacak mı derken ölüm haberi geldi. O gün bugündür sana ulaşmaya çalışıyoruz. Uzun süre hastanede yattım. O yüzden gelemedim. Sami'yi de o kazada kaybettim. Vah vah vah. Ayşen hala orada mı? Yalıda. Orada diye haber aldık. Zengin bir herifle evlenecek diye benim kız gazetede okuduydu. Ama zaten hanlar, hamamlar kaldı. Abin sana çok öfkeliydi. Allah için hiçbir şey bırakmadı mı sana? Bari şu evi bıraksaydı da sahipsiz kalmasaydı. Hoş senin de ihtiyacın olduğu söylenemez ya. Neyse. Şimdi nereye gidiyoruz efendim? Beni havalimanına bırak. Sonra senin işin bitiyor. Nasıl isterseniz efendim.